Murat Aral Cumhuriyet Gazetesi 400 bin dolara kaç vatandaşlık alınır? Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesi hatta böyle bir değer biçilmesi çok tartışıldı. Özetle cebinde parası olan, ipini koparan ülkeye gelip vatandaşlık alacak. Bir yerde para olur da sahtekarlık olmaz mı? Yabancı uyruklu kişilerin Türk sahtekarlarla el ele nasıl bir düzen kurduklarını belgeleriyle anlatalım ve yetkililere ihbar edelim. Yer Kırıkkale Doğanay Köyü. 11.572 metrekare arazi en son 7 Temmuz 2022 tarihinde 91.500 TL resmi senet bedeliyle satılıyor. Arsayı alan kişi de değerleme şirketine bir ay sonra rapor hazırlatıyor ve arsanın bedeli rapora göre 22.8 milyon TL çıkıyor. Yani arsanın bedeli petrol veya gaz çıkmadıysa durduk yerde 4 ayda 244 kat artıyor. Değer ölçümünden iki hafta sonra arsanın bir hissesini 7.3 milyon TL, diğer hissesini 7.4 milyon TL, üçüncü hissesini ise 7.3 milyon TL bedelle Afganistan uyruklu Ahmet Fahım Nazarı, Muhammed Vasıf Abdulrahman ve Muhammed Ali Borahi Allah Bahiş adlı kişilere satıyorlar. Neden 7 milyon biliyor musunuz? Kanunda belirtilen 400 bin dolar değerini tutturabilmek için. Tapu dairesi olayı fark ediyor. Durumu çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına bildiriyor. Bakanlık ilgili daireye yazı yazıyor ve arazinin gerçek değerinin resmi olarak belirlenmesini istiyor. Bakanlık Kırıkkale Tapu Müdürlüğü'ne yazı yazıyor. Değerlendirmeye esas olan alıcı ve satıcı arasında bedel transferini gösteren banka onaylı dekontlar e-arşiv sisteminde yok diyor. Mesela bir örnek daha sunayım adı Asadullah Yusufi. Afgan uyruklu. Değerleme şirketi yine rapor düzenliyor. Ofis ve daire için düzenleniyor rapor. Yani iki taşınmaz sunuluyor. Oysa ki aslında sunulan tek yer. Bağımsız bölümleri daire gibi gösterip onu da fiyata dahil edip vatandaşlık için uygun hale getirmişler. Bölge müdürlüğü yememiş tabii fark etmiş. Son 6 ay içinde düzenlenmiş olan değerleme raporları arasındaki değer farklılığının %20 oranından fazla olduğu tespit edilmiş. Hemen resmi olarak fiyat tespiti yapın arkadaşlar demiş. Değerleme şirketinin göçmenlere kolay yoldan vatandaşlık oyunu engellenmiş. Özetle değerli okuyucular, bir takım kendilerini değerleme şirketi diye lanse eden şirketler vasıtasıyla vatandaşlık almak isteyen yabancı uyruklu kişiler adına her türlü sahtekarlık yapılıyor. Düşük bedelli arsalar, daireler şişirme rakamlarla 400 bin dolar seviyesine çıkarılıyor. Bankadan döviz bozduruldu gibi gösteriliyor. Birkaç ay sonra hop gelsin vatandaşlık. Bu kadar kolay. Arsanın üzerinde proje yapılması, projenin sunulması gerekiyor tabii ama minareyi çalan kılıfı da hazırlıyor. Peki ya sahte dekon sunarlarsa? Elbet bunu önleyen sistem vardır ama bizimki merak işte ya daha önce kullanılmış olan dekontlar sunulursa ya da elde olan para bu tür işler için devamlı çevriliyorsa olmaz demeyin onun da belgesini sunayım. Esenyurt Tapu Müdürlüğü'nde yaşanıyor olay. Ev aldı ve buna istinaden vatandaşlık istiyor şahıs. 400 bin dolar döviz bozdurduğuna dair belgeyi sunmak zorunda. Belgeyi sunmuş fakat banka dekontunu inceliyorlar, dekontların onaysız olduğu anlaşılıyor dekon sahteciliği var yani. Resmi yazışmadan aynen şöyle belirtiyorlar. Resmi senet ve döviz alım belgesinde bedelin 7.534.693.09 TL, dekont bedelinin 7.527.211.10 TL olduğu aradaki farkın neden ileri geldiğiyle alıcı ve satıcı arasındaki para transferini gösterir, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ tarafından düzenlenen 22.12.2022 tarihli 3.729.548 TL bedelli 28.12.2022 tarihli 3.797.663.10 TL bedelli dekontların onaysız olduğu anlaşılmıştır. Neticede yabancı uyruklu kişilere 400 bin dolar para yatırmadan vatandaşlık verilmesi için her türlü teşkilat kurulmuş. Kurumları dolandırmaya çalışıyorlar. Bakın değerli okuyucular, vatandaşlık onurumuz ayaklar altına alınıyor. 400 bin doları bir araya göremeyecek halde olduğumuz gibi bir de vatandaşlığımızı satıyorlar. Daha da onursuz olanıysa kişiler kirli bir düzen kurarak rant devşirmeye çalışıyorlar. Bu yazdıklarım sadece belgeleyebildiklerim. Çalışma Bakanlığındaki müfettişler tapu dairelerinden görevli olarak değil vatandaş olarak gezdiklerinde durumun bahametini çok iyi görecekler. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.